28'de oluşturduğumuz projemizi arkadaşlar alıyoruz. Bugün için buraya atıyoruz. Burada hem işin object oriented kavramını hem nesne verimli programlamaya entegre edeceğiz hem de File.io'ya entegre edeceğiz. Yani öğrenmiş olduğumuz 3 tane aktiviteyi tek bir uygulamayla tamamlamaya çalışacağız. Daha önce görmüş olduğunuz bir çalışma olduğu için de sizin için çok zor olmayacağını temenni ediyorum arkadaşlar. Hemen to-do list'i to-do list olayı arkadaşlar bu şekildeydi hatırlarsanız. Ne yaptık? Hemen bir array list türünden bir to-do list oluşturmuştuk hatırlarsanız arkadaşlar. Ve bu to-do liste veri aktarma, veri yazabilmem için nesne programlamada arkadaşlar bu class'tan bir nesne türetmem gerekiyor. Bu class'tan türettiğim nesneyle hem buradaki to-do liste erişebiliyorum hem de şuradaki start isimli metoda erişebileceğim arkadaşlar. Create, void, start diyerek bu arada bu iki veriye rahatlıkla ulaşabiliyorum arkadaşlar. Bunun için gerçekleştirmiştim. Şimdi yapacağımız sistemde gene aynı kavram üzerinden devam edeceğiz. Burada işlemi gerçekleştirirken bir de proje şey oluşturacağız arkadaşlar. Burada dosya oluşturma aktivitesi de gerçekleştireceğiz. Yani dosyam yoksa yeni bir dosya oluşturma olayını gerçekleştirmiş olacağım. Yani şurada diyeceğim ki şurada file türünden file eşittir new file türünden arkadaşlar lib klasörün içerisine to-do nokta txt dosyası oluşturuyorum arkadaşlar. Ve bu dosya yoksa ne yapacağım arkadaşlar? Diyeceğim ki file nokta exist true değilse git file nokta create new file yap dosyayı oluştur diyorum arkadaşlar. Benden şey istiyor. Throw declaration istiyor. Onu da ekledim. Şu an itibariyle bu işlemi gerçekleştirdim. Yani sistem çalışır çalışmaz gidecek arkadaşlar. Lib klasörün içerisine bakacak. Bir tane to-do.txt dosyası bulmaya çalışacak arkadaşlar. Şimdi İşlem bu şekilde çalışacak arkadaşlar. Listeleme, ekleme ve silme aktivitelerini gerçekleştireceğiz. Yani listelerken liste gideceğiz arkadaşlar. Listelemesi için ne yapmam gerekiyor? Bu dosyayı açmam gerekiyor. Nerede benim list yapım arkadaşlar? List yapıma gittim. Dedim ki arkadaş şu işlemi gerçekleştir. File türünden file eşittir new file deyip arkadaşlar lib'in içerisindeki to-do nokta txt dosyasını git aç. Bu dosyanın olmama ihtimali yok artık arkadaşlar. Dosyanın olmama ihtimali yok çünkü ben ne yaptım? Yukarıda dosyayı sistem oluşturur oluşturmaz dosyayı oluşturdum arkadaşlar. Eğer yoksa hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Buffer reader olayına giriyorum. Buffer reader
Yani BR olarak oluşturdum, bir nesne türettim arkadaşlar. New Buffered Reader ve buraya benim daha önce de oluşturmuştum arkadaşlar, hatırlarsanız size. Dedim ki new file reader deyip buradaki file'ı kullanabiliriz demiştim hatırlarsanız. Şu sistemle. Bu da benden throw declaration istiyor. Hemen throw declaration'ını ekledim arkadaşlar. Bu sorunumu çözdüm. Hemen okuma aktivitesini gerçekleştireceğim arkadaşlar. Diyeceğim ki string line, burayı da hatırlıyorsunuz. BR nokta red line'ım vardı arkadaşlar hatırlarsanız. Hemen bu da benden bir throw declaration istiyor arkadaşlar. I exception yaptım. Hemen bir şey üretiyorum arkadaşlar. Bir dizi üretiyorum. Bu dizide arkadaşlar ID, name ve is completed diye 3 tane değer oluşturacağım arkadaşlar. Ve bu yapı için hemen gideceğim. Bu arada neye kızdı? Kızılan list yapısı var. Neyse. Hemen şuraya için arkadaşlar gidip hızlı bir şekilde bir to do isminde bir model oluşturuyorum arkadaşlar. To do modeli. Az önce Person'da oluşturduğum modelin aynısını burada ne yapıyorum arkadaşlar? Oluşturacağım. Diyeceğim ki arkadaş private integer id private string title. Böyle bir şey yapmıştık hatırlarsanız arkadaşlar. Sadece title'ı vermiştim daha önce. Şimdi işi biraz daha private boolean is completed. Arkadaşlar bir şey true veya false döndürecekse başına genelde is koyuyoruz arkadaşlar. Tamamlandı mı? Mı sorusudur arkadaşlar. Programlamada is. Tamamlandı. Is koydum mu başına da tamamlandı mı? Yani isimlendirirken bu kavramı kullanıyorum. Bilginiz olsun. Tamamlandı mı diyorum. Hemen bir tane hızlı bir şekilde arkadaşlar bir constructor oluşturuyorum. Public, artık elinizde buna alışır arkadaşlar. Public to do, hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar, pardon, bu verimi bir constructor oluşturdum, bir yapıcı metot oluşturdum arkadaşlar. This nokta id eşittir 1 dedim. Şimdi bana niye böyle bir hata verdiğini biri söyleyecek arkadaşlar. This nokta title dedim. Eşittir dedim arkadaşlar. Bu şekilde. This nokta this nokta is completed eşittir false dedim. Başlangıç değerlerini arkadaşlar ne yaptım? Girmiş oldum. Bir de bir veri gönderdiğinde, yani getSet aktivitesi için ne yapabilirim ona bakıyorum arkadaşlar. To-do içerisinde arkadaşlar bir integer türünde id virgül bir string türünde title virgül bir de boolean türünde arkadaşlar bir is completed isminde arkadaşlar 3 veri gönderiyorum. ID eşittir. This ID eşittir. Form'dan gelen ID. This title eşittir. İçeriden gelen constructor'a gelen title. This is completed arkadaşlar eşittir. Gönderilen
Constructor'a gönderilen arkadaşlar is completed datası, yani buradan parametreler, gönderilen parametreler ve ben veri olarak ne yapıyorum arkadaşlar? Buraya eklemiş oluyorum. Yarın öbür gün benden get verisi isterlerse de ben ne yapacağım? Buradan hızlı bir şekilde get title, get id, get is completed verilerini arkadaşlar ne yapacağım? Göndereceğim. Şu an için oluşturmama gerek yok ama bana ihtiyaç duyduğumda otomatik olarak arkadaşlar bu veriyi göndermiş olacağım. Burayla ilgili bir sıkıntımız yoksa hemen şuradan devam edelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bir liste oluşturuyorum arkadaşlar. Bu listemin 3 farklı şeyi olabilir arkadaşlar. Hepsi string de olabilir, hepsi farklı da olabilir. Ben o yüzden başa direkt diyorum ki arkadaş object türünde bir liste oluşturuyorum ve bunun ismi arkadaşlar calls oluyor. Eşittir. Ve bunların isimleri de arkadaşlar 3 tane, hatırlarsanız bir standart statik liste oluşturma taktiği buydu, hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir id isminde, bir ad isminde, bir de pardon ad diyorum title isminde, bir de is completed isminde üç tane veri oluşturacağım arkadaşlar. Bir gene C option pane'in arkadaşlar bir sistemini kullanacağım. Table sistemini kullanacağım. Table Tunç Bey, sizin olay geliyor. Excel'imsi bir yapı. Hemen de çizdiniz hocam Excel'i, helal Hemen olsun. çizdim. Hemen çizdim. Şöyle bir sistem oluşturacağım. Şuraya ID vereceğim. Şuraya title vereceğim. Şuraya da is completed. Kayıtlarımı tek tek buraya listeleyeceğim. Bu oluşturduğum liste arkadaşlar benden JOption pane table oluştururken arkadaşlar böyle bir şey isteyecek. Kolonlar için benden bir liste isteyecek. Ben de bu listeyi buradan gönderiyorum arkadaşlar direkt. Yani orada manuel vermek yerine burada hızlı bir şekilde oluşturayım dedim. Sonra benden bir de kayıtları isteyecek. Şu kayıtlar arkadaşlar. Hatırlarsanız iki boyutlu dizi oluşturmuştum. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bu kayıtlarda iki boyutlu dizi, mesela demiştim ki arkadaş bu sıfırıncı indeks, birinci indeks, ikinci indeks, üçüncü indeks, sıfır, bir, iki, üç, dört diye gidecek. Bunların hepsi bana gerekecek arkadaşlar. Bizde şu an 3 tane var arkadaşlar. 0, 1, 2 olacak yani. Ve ama şurada sonsuz olarak gidecek. Ben bu veriye göre arkadaşlar diyeceğim ki arkadaş benden 0'a 0 gelen, 0'a 1 gelen, 0'a 2 gelen data, 0'ın 1'in 0'ı, 1'in 1'i, 1'in ikinci ikisinin datası, 2'nin 0'ının ikinci, 2'nin 1'inin, 2'nin ikinci ikisinin datası. Ya bana böyle ne yapacağım arkadaşlar? Burada diyelim ki bir numarada işte yemek ye var ya da işte domates al var. Bu tamamlandı. İki numarada işte patates al. Bu tamamlanmadı gibi böyle veriler olacak arkadaşlar. Is true, is false dediğim şey bu arkadaşlar. True olduğunda bu tamamlanmış olacak. False olduğunda bu da çarpı olacak. Buraya şey de getirebiliriz. İmaj da getirebiliriz. Çok önemli değil. Ama şu an benim için önemli değil. True false olarak göstersem yeterli. Şu mantıkla da arkadaşlar biz bu mantığa da JOption pane'in table'ı benden bu mantıkla da bir row istiyor aslında arkadaşlar. Ve bu istediği row object türünde arkadaşlar bir row istiyor. Bu iki boyutlu bir dizi arkadaşlar. Az önceki sistem gibi. Buna da biz rows diyoruz arkadaşlar. İki boyutlu dizinin arkadaşlar iki boyutlu dizinin new object türünden arkadaşlar hatırlarsanız burada kaça kaç olduğunu yazan bir sistem vardı arkadaşlar. Şurada kaça kaç olduğunu. Ben
3 tane veri istediğimi biliyorum. Bu sağdaki veriyi biliyorum arkadaşlar. Kaç tane istediğimi? 3 tane istiyorum burada. Burayla ilgili bir sıkıntım yok. Ama bu kaç tane olacak arkadaşlar? Onu bilmiyorum. O yüzden bana ne gerekiyor arkadaşlar? Get record set diyebilirim veya get ya kayıt sayısı gerekiyor bana arkadaşlar. Oraya sonsuz olmuyor mu? Sonsuz değil. Kaç tane kayıt varsa mesela benim Ha. text dosyamda ben bu şey şu an Ha, getirmeye mevcuttaki veriden gidiyoruz. Anladım. Tamam. mevcutta diyelim ki 3 veri Tamam. varsa bana Tamam. Anladım. kaç veri varsa benim onu yazmam gerekiyor. Ama ondan önce ne Anladım. yapmam gerekiyor? Kaç tane veri olduğunu öğrenmem gerekiyor. Anladım. Get kayıt sayısı diyebilirim arkadaşlar. Get count record count get record count diyebilirim arkadaşlar. Böyle bir get record count diye bir tane şey oluşturdum. Bana diyecek ki arkadaş diyecek burada 3 tane kayıt var diyecek. Burada 5 tane kayıt var diyecek. Bana bu kayıt sayısını getirecek. Ben bu kayıt sayısıyla göre ne yapacağım arkadaşlar? İşlem gerçekleşti. Hemen tıklıyorum. Dikkat ederseniz arkadaşlar return 0 dedi. Mesela burada return 2 olabilir, return 3 olabilir. Benim burada kayıt sayısını ne yapmam gerekiyor? Söylemem gerekiyor. Bunu nasıl gerçekleştireceğim? Bunu kaç tane line varsa arkadaşlar o kadar satır vermesi gerekiyor bana. Kaç tane line varsa o kadar satır vermesi gerekiyor bana. Yani biz bir önceki uygulamada satırları tek tek yazdırmıştık ya. Yani Evet. merhaba Java demiştik hatırlarsanız değil mi? İki tane satır olduğu için birinci satırı yazdır, alt satıra geç, ikinci satırı yazdır demiştim. Ama bana şu an içerik gerekmiyor. Bana şu an kaç tane satır olduğu gerekiyor. O yüzden ben gene aynı sistemi uyguluyorum arkadaşlar. Diyorum ki file türünde file eşittir new file diyorum arkadaşlar. Dosyamın yeri de arkadaşlar pardon. Dosyamın yeri de lib'in içerisindeki to.txt dosyası. Gidecek buraya bakacak arkadaşlar. Bana burada kaç tane kayıt olduğunu getirecek. Bunu nasıl getiriyordu arkadaşlar? Bunu hatırlarsanız Buffered'la getiriyordu. Buffered Reader. Pardon. Buffered Reader'la getiriyordu arkadaşlar. Buffered Reader BR türünde bir nesne ürettim. New Buffered Reader dedim. Bu arkadaş benden ne istiyor arkadaşlar? File reader türünden bir nesne istiyor aslında. New file reader türünden. New file reader file. Bunu istiyor arkadaşlar bu arkadaş benden. Şimdi artık okuyabilir miyim? Okuyabilirim. Hemen burada benden tekrar throw declaration eklememi istiyor arkadaşlar. Throw declaration'ımı ekliyorum. Ya çünkü dosya olmazsa ben ne yaparım? Patlarım diyor. Ben de diyorum ki dosya olmazsa ekrana uyarı verdir. Uyarı verdirebilmesi için de arkadaşlar ya benim dosyanın varlığını yokluğunu kontrol ettirip bir try catch'le işlem yaptırmam gerekiyor. Ya da direkt buraya throw declaration eklemem gerekiyor. Zaten program bana throw declaration eklememi hızlı bir şekilde sağlıyor. O yüzden benim işim bu şekilde daha kolay oluyor. Hemen bir integer count diyorum arkadaşlar. Kaç tane sayıysa ve bu arkadaşı sıfırdan başlatıyorum. Return count yapacağım. Yani kaç sayıysa bana bunu döndür diyeceğim arkadaşlar. Bu benden integer bir değer istiyor arkadaşlar. Zaten integer bir değer istediğini buradan da biliyorum. Listim neredeydi arkadaşlar? Şurada. Şuradaki benim list değerim arkadaşlar. Benden integer istiyor. Şuradan baktığımda zaten bana söylüyor arkadaşlar. Ben integer bir değer istiyorum diye. Hemen hatırlarsanız bir while'a döndürme işlemi gerçekleştiriyorduk arkadaşlar. While br nokta readline yapıyordum arkadaşlar. Yukarıda line'ı oluşturup işlemimi gerçekleştirebilirdim ama o işlemi de gerçekleştirmeme gerek yok. Direkt bu adam null mı? Null değilse bu arada benden tekrar throw declaration istedi arkadaşlar. Açıp açamaması ile ilgili yani dosyayı başkası açmışsa ne yapabilirim olayı var ya
Serdar Bey'sin soyucusu. Evet, evet. O bu olayı gerçekleştiriyor şu an. Dosyayı başkası açmışsa ben açamazsam bana o hatayı ne yapması gerekiyor? Verdirmesi gerekiyor. Bu arkadaşı yapacak arkadaşlar her seferinde sayacı ne yapacak? Bir arttıracak arkadaşlar. Bizim pardon count'u. İngilizce gittim. Başladım İngilizce gidiyorum. Bu sayacımız arkadaşlar bir arttırdı. Yani count değerini bir arttırdı ve BR'yi kapatmam gerekiyor. BR close yapıyorum arkadaşlar. Ve işte kaç taneyse bana bu sayaç adetini arkadaşlar kayıt adetini getirdi şuraya. Liste yazdırdı arkadaşlar. Şu an bu arkadaşı da oluşturdum. Bu arkadaşların hepsi benden birazdan bu veriyi isteyecek. Bu arada bu arkadaşa da döndürmesi için bunu eklemem gerekiyor. Şu arkadaşa da döndürebilmesi için şu veriyi eklemem gerekiyor arkadaşlar. Şu an için ekstra bir durumum yoksa hızlı bir şekilde işlemi devam ettireceğim. Şu an var mı? Bir de buraya eklemem gerekiyor. Kapatma işlemi için de arkadaşlar. Şu an IO exception'lar geldiği için bu arkadaşa gerek yok diyor artık. Ben tamam diyorum. Buraya kadar bir sıkıntımız var mı arkadaşlar? Ben başlıklarımı yazdım. Bir de kaça kaç kayıt getireceğimi yazdım. Bundan sonrası ne oldu arkadaşlar? Bundan sonrası benim bu veriyi yazdırma aktivitem. Yani okuma, daha doğrusu veriyi okuma aktivitesini tamamlamam gerekiyor. Bunun için ne yapacağım arkadaşlar? Ben gideceğim arkadaşlar. J option pane'in bende şey yaptığı bir J table diye bir tane şey var arkadaşlar. J table görsel yapı. Bu J table arkadaşlar rows'ları ve calls'ları ekleyip işlemi gerçekleştireceğim. Hadi bakalım yapalım arkadaşlar. Bu rows değerlerini bir atayalım. Rows'a değer atacağım arkadaşlar. Diyeceğim ki git satırları oku. Birinci satırda eğer şey varsa birinci satırın ilk değerini getir şeye koy. Rows'un kendisine koy. İkinci değeri de git calls'un yapısına koy. Bu şekilde işlem gerçekleştir diyeceğim arkadaşlar. Şimdi hatırlarsanız şeyde string yapıda arkadaşlar. Ben veriyi şu şekilde göndereceğim. Bakın veriyi nasıl yazdıracağımı göstereyim ben size. Veriyi şu şekilde ben yazdırma işlemi gerçekleştireceğim arkadaşlar. Eklerken. Araya virgül koydurup yazdıracağım arkadaşlar. Araya virgül koydurup yazdıracağım. Yani text eklerken textleri arkadaşlar böyle virgül virgül yazdıracağım. Yani şöyle bir şey yazdıracağım. Şu textim olsun. To do textim olsun. Şuraya diyecek ki arkadaş bir numara yemek ye diyecek ve true yazacak. İki numara domates al diyecek. False yazacak. 3 numara ekmek al diyecek. False yazacak. Gibi şöyle yazdırma aktivitesi gerçekleştirin. Bunu da bir text olduğunu düşünürsem arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Bu arkadaşı split'le diziye çevirmem gerekiyor arkadaşlar. Ve buradaki verinin her birini row'a atarsam benim işim kolay oluyor arkadaşlar. Split'le bunu diziye çeviriyorum. Daha önce görmüştük hatırlarsanız arkadaşlar string işlemlerde. Bir teksti nasıl diziye çeviriyorduk arkadaşlar? Merhaba, mesela diyelim ki merhaba Java diye bir tekst var, string ifade var. Biz bunu ne yapıyorduk arkadaşlar? Split'le ikiye ayırıp bir dizi oluşturuyorduk. Bu dizinin içerisinde arkadaşlar aslında merhaba diye bir tekst, virgül Java diye bir tekst oluşuyordu. Bu işlemi gerçekleştirmiştik hatırlarsanız. Hatta ismi tersten yazdırma, düzden yazdırma aktivitesini bu şekilde gerçekleştirmiştik. Burada split'i kullanacağım arkadaşlar. Split'te elde etmiş olduğum, dönüştürme işleminde elde etmiş olduğum ne diyeyim artık yapıyı da hemen hızlı bir şekilde buradaki rows'a atayacağım. İşim bitecek arkadaşlar. Bu şekilde yapacağım. Şimdi integer, index değerlerim sıfır başladığı için hatta buraya index de diyebilirim arkadaşlar.
integer index eşittir 0 dedim arkadaşlar. Buraya indeksi 0 verdim. Ve dedim ki bu line'a bak, line'ı oku ve her seferinde bu line'ı git bana şeye çevir, diziye çevir. Ne yapacak, nasıl yapacak bunu? Hatırlarsanız öyle bir ifademiz vardı. While diye bir olayımız vardı arkadaşlar. Az önce kayıt sayısını öğrenirken de bu sistemi kullandım hatırlarsanız. Dedim ki line, az önce farklı bir şekilde şu ifadeyi direkt yazmıştım. BrReadLine'i direkt yazmıştım. Şimdi line'la yazıyorum arkadaşlar. Line eşit değil null ise, yani kayıt var ise arkadaşlar. Bu kayıt var ise demek. Tamam mı? Satır varsa, yani text'in içerisinde bir satır, iki satır, üç satır, kaç tane satır varsa bana bunu söyleyecek. Diyorum ki eğer bir satır varsa benim rows'un indeksi eşittir. Buradaki text'im, yani line'ımı split yapıp ve buradaki split yaparken de araya virgül koyacağımı söyledim arkadaşlar. Bana ne yapıyor arkadaşlar? İçeriği direkt virgülle ayırıyor arkadaşlar. Kaç tane virgül varsa o kadar merhaba benim adım Mehmet dersen merhaba şey ne diyor? Bu cümle 5 kelimeden oluşmaktadır. 1, 2, 3, 4, 5. Bu cümle kendi 5 kelimeden oluşmaktadır arkadaşlar. Şeyde edebiyatta buna şey kendini çağırma olayı deniyor arkadaşlar. Kendi kendine ithaf ediyor cümle. Bu cümle kendine ithafta bulunuyor arkadaşlar. Bu cümle 5 kelimeden oluşmaktadır. Sistemini arkadaşlar ben bunu bir diziye çevirirsem şöyle olur. Bu virgül cümle virgül 5 virgül kelimeden virgül oluşmaktadır oluyor arkadaşlar. Split'le. Bana bu dizi gerekiyor zaten. Bu dizi ne oluyor arkadaşlar? Bu dizi buradaki her bir satır oluyor arkadaşlar aslında. Bölümlediğim her bir satır oluyor. Burada sistemimiz buydu arkadaşlar hatırlarsanız. Line'ı tekrar ne yapıyordum? Eşittir diyordum. BR nokta read line yapıyordum arkadaşlar. Ve her seferinde de indeksi ne yapıyordum arkadaşlar? Bir arttırıyordum. Bu arkadaş bu sistemi oturttu arkadaşlar şu an. Şu an rows'u tamamladım. Calls'u tamamladım. Yapacağım aktivite şu arkadaşlar. Bu veriyi table'a atamak. Bu veriyi table'a atamak. JTable diye bir kütüphane var arkadaşlar. Ve table isminde arkadaşlar bir nesne türetiyorum buradan. New JTable diyorum arkadaşlar. Bu şekilde de benden rows ve calls değerlerini istiyor arkadaşlar. Şunu da import edeyim arkadaşlar. Şu an table'ım da oluştu arkadaşlar. Ve bizim mesaj diyaloğa bu table arkadaşlar ne yapacağım? Ekleyeceğim. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu bir kayan ifade olabilir. Sonsuz veri olabilir. O yüzden ne olması gerekiyor arkadaşlar bunun? Scroll bir yapıya sahip olması gerekiyor. Bu arada size JTable'ı da anlatmış oldum. Şimdi şeyi de anlatacağım arkadaşlar. JScrollPane'i de anlatacağım. Hemen JOptionPane'i hatırlıyorsunuz. Hocam bir şey soracağım. Buyurun. Şimdi de siz JTable'da belirli sayıdaki veriyi nasıl gösteririz'i şey yapıyorsunuz. Aynen. Eğer burada, tablolama işlemi gerçekleştiriyorum. Peki biz tabloda yani devamlı veri akıyorsa ve her geleni aktarması gerekiyorsa o zaman farklı bir şey olacak herhalde. Siz kayıt eklediğinizde zaten tekste bir satır daha ekleyecek. Bu adam da bunu okurken arkadaşlar tekst
Peki indeks sayısı bir artacak arkadaşlar. Yeni bir row ekleyecek. Tamam. Anladın mı? Yani evet. Ha, sistem bu şekilde çalışıyor. Anladım. Kaç tane veri varsa otomatik olarak o kadar listeliyor. Sen yeni bir kayıt eklediğin anda buradaki indeks sayısı bir artacağı için yani ekstra bir row daha olacak. O row'u da ne yapacağım? Tekrar table'a eklemiş olacağım. Yani bu table'ı o zaman ne yapmam gerekecek? Yenilemem gerekecek. Bu veri Anladım. tekrarlanması gerekecek. Z option pane nokta show mesaj diyalog yapıyorum arkadaşlar. Şu arkadaşın nalı veriyorum. Bu arkadaşa da diyorum ki içerik gelecek. J scroll pane gelecek. J scroll pane gelecek. Bunun içerisine ne koyayım? Hatta buraya new diyeyim arkadaşlar. Yeni bir şey türetiyorum çünkü. New J scroll pane'in içerisine getir table'ı koy diyorum arkadaşlar. Kaç tane kayıt varsa getirip koyacak arkadaşlar bu şekilde. Kayıt işlemi gerçekleştirdikten sonra da şurayı ben siliyorum arkadaşlar artık. Burayla işim kalmadı. Ve tekrar ne yapıyorum ben? Start'a geri gönderiyorum. Bir bakalım şu ana kadar neler yaptı. Bir çalıştıralım mı? Arkadaş geldi, to-do text'i çalıştırdı. Bak, yoktu, oluşturdu. Listele dedim, ile gönderdim. Mantığı anladınız mı arkadaşlar? Yapmak istediğim şeyi. Şu ID, şu title, şu is completed. Sıra numarası, başlık ve tamamlandı mı? İsterseniz Türkçe'ye de çevirebilirim arkadaşlar. Bu veriyi buradan alıyor. Şu an bu arkadaşta bir kayıt var mı? Yok. Bir. Domates. True. Burada bir bir olması gerekmiyor mu? Efendim? Bu bir dediğiniz bir bir. Hayır. Bu bir indeks. Heh. ID'si. Tamam. Her kaydın bir identity değeri olması gerekiyor. Bu kaydın identity değeri. Hani birinci satır, birinci şey Yok. bir bir O manan. ayrıydı. Bak şu var ya, şu veri, şuradaki bir verisi aslında sıfırın sıfırıdır. Ha. Şu sıfırın biridir. Bu sıfır. Ha, şu Mantığı anladın anlaşıldı. mı? Anladım, Bir anladım. tane daha Anladım. olduğunu düşünelim. Anladım. İki elma. Pardon, boşluk vermemem gerekiyor. Kaydederken de boşluk vermeyeceğim. Çünkü çağırırken boşluk istemedim. Bu da false. Tamam mı? Birin sıfırı, birin biri, Tamam, birin anlaşıldı. ikisi. Tamam mı? Bu Tamamdır, değerleri tamamdır bu hocam. veriye göre alıyor. Şimdi bakalım Tamamdır. oldu mu diye bir bakalım arkadaşlar. Ctrl C yapalım. Yes diyelim. İptal edelim yani çalışmayı. Şu çalışmayı iptal ettim arkadaşlar. Tekrar bir çalıştırıyorum. Pardon. Neredeyim? App'teyim arkadaşlar. Bir dedim. Oturdu mu kafada? Oldu. Basit bir şekilde aslında ne yaptım? Ben bir veri tabanı oluşturdum. Evet. Basit bir şekilde veri tabanı oluşturdum. Özellikle burayı text yaptım ki arkadaşlar veriye ben müdahale edebileyim. Veriye müdahale etmek için text yaptım. Yoksa idealde bunun uzantısı ne olacak arkadaşlar? Kim söyleyecek? Bu dosyanın uzantısı ne olması gerekiyor? Exe mi? Yok. TBR gibi bir şey mi? Bu dosyanın Bin, uzantısı ne bin, olmak? bin, Hayır. bin.
Süpersiniz arkadaşlar. Bu dosyanın uzantısı 1000 olmalı arkadaşlar. Sadece eğitim olduğu için TX'de yapıyorum. Olması gereken 1000. Buraya kadar bir sıkıntı yok değil mi? Yani listeleme işlemini veya listeleyi nasıl, hangi mantıkla gerçekleştirdiğimi az buçuk çözdünüz. Listeleme işlemi gerçekleşti. BR'yi de close yapayım arkadaşlar bu arada. Bana kızmasın. Burada bana kızacağı herhangi bir şey yok. Şimdi yavaş yavaş vardı, bunu kullanır mıyım, kullanmaz mıyım bilmiyorum ama kalsın. Çok önemli değil. Çünkü iş biraz J-Scroll Pay'ine gittiği için ben biraz şey yaptım arkadaşlar. Şu olayı şurada gerçekleştirmeyi yeğledim. Kayıt sayısında ilgili bir sıkıntımız yok. Kayıt sayısını getirmeyle ilgili bir sıkıntımız yok. Kaydın kendisini getirmeyle ilgili ve bunu table'a atamayla ilgili bir sıkıntımız yok. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Artık biraz kayıt ekleyelim değil mi? Add aktivitesini gerçekleştirelim. Buradaki add aktivitesini arkadaşlar basit bir şekilde gerçekleştirelim. Yani yazma aktivitesi gerçekleştireceğiz aslında biz burada. Ne yapıyorum? Diyorum ki önce, bakın önce modelden bir şey türetmem gerekiyor. Nesne türetmem gerekiyor. Diyorum ki kardeşim todo isimli nesne class'tan bana todo isimli ya da data diyebilirim. Fark etmez arkadaşlar buna. Genelde data diyorum ben. Bir data üret. New todo. Bu yarın öbür gün person isimli bir dosya olabilir. Şu olabilir, bu olabilir. Ama bu datanın, bir kere datanın şöyle bir şey olduğunu bilin arkadaşlar. Data ne? Data şu arkadaşlar. Data dediğim şey bu. Bir Ahmet true bir datadır arkadaşlar. Yani data grubu aslında. Bir map yapısı olduğu için arkadaşlar. Bunu direkt ismine data diyorum. Data'yı arkadaşlar çok fazla kullanıyoruz programlamada. Veri tabanı kısmında arkadaşlar şöyle bir adam data diye bir tane değişken oluşturmuşsa yüksek ihtimal belirli bir modele göre bir map yapısı oluşturuyordur. Zaten işte ne diyeyim artık, yarın öbür gün işte Firebase'de şununla bununla çalışma fırsatınız olursa kaydı getirdikten sonra kaydın içerisindeki value değerleri görmeniz için şöyle bir ifade kullanmanız gerekecek orada. Artık böyle kanıksanmış bir kavram olmuş arkadaşlar bu data kavramı. Ben de buraya data diyorum arkadaşlar. Ya buna şey de diyebilirsiniz. Todo da diyebilirdiniz yani. Herhangi bir todo. Todo türünde bir todo. Öğrenci olsaydı öğrenci türünde küçük bir öğrenci yazısı diye bir nesne üretecektim. Ben todo türünde bir data isminde bir nesne türettim arkadaşlar. Todo türünde data isminde bir nesne türettim arkadaşlar. Hemen artık kutucuklar yapalım arkadaşlar değil mi, böyle text file olayına girelim. Hemen diyorum ki J text file. Dedim ki title. Benden sadece title isteyecek arkadaşlar bu. Eşittir. Dedim ki arkadaşlar new J text file. Burada input kullanabilirdim ha. Yani özellikle kullanmadım. Yeni bir şey görün diye arkadaşlar yaptım. Bu arada bu arkadaşı ben şutlayacağım, bilginiz olsun. Çünkü iş biraz daha böyle şık bir hale getireceğim. Hemen diyorum ki arkadaş J panel. Panel eşittir new J panel olsun arkadaşlar. Bu panelim arkadaşlar, panelime panel nokta add deyip arkadaşlar bir komponent ekleyeceğim. New J label İsmi de title olsun arkadaşlar. New J label ismi de title olsun. Title 2.3 üst üste desin bana.
Hemen şu arkadaşı da import ediyorum arkadaşlar. Ve hemen bir tane daha komponent ekliyorum arkadaşlar. Panel.add deyip bu da yukarıdaki kutucuğu ekliyorum arkadaşlar. Text file'da ekliyorum. İşin web tarafında olan arkadaşlar label'la text field'ın ne anlama geldiğini arkadaşlar ufaktan da olsa biliyorlardır diye düşünüyorum. Title. Şuradaki title da getirdi. Ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir şey yaptım yani. Title deyip şöyle bir adamın bir şeyler yazması için arkadaşlar bir title ortamı oluşturdum. Text box oluşturdum aslında. Text field oluşturdum. Sonra da ekle diye bir tane buton ekleyeceğim arkadaşlar. Ve şık bir şekilde ekleme işlemi gerçekleştireceğim. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra hemen veri eklemesini isteyeceğim arkadaşlar kişiden. Hemen diyorum ki result. Bir confirm diyalog. İşte lütfen bu bilgiyi giriniz şeklinde bir confirm diyalog gerçekleştireceğim arkadaşlar. Ve buradaki gelen true false değerine göre de ne yapacağım? İşlem gerçekleştireceğim. Kayıt işlemini gerçekleştireceğim. Integer. Ben buna confirm diyordum hatırlarsanız arkadaşlar. Daha önce bu tarz bir uygulama gerçekleştirmiştik değil mi? J option paint nokta show confirm dialog. Buraya null ekledim. Mesajıma paneli koydum arkadaşlar. Oradaki panel kısmı var ya. Paneli ekledim. Ve buraya da bir text ekledim arkadaşlar. Buraya da dedim ki lütfen şu veriyi girin. Hatta bu JOptionPane nokta şuradaki title'a da hayır başlık bilgisi girmez. Title bilgisi giriniz dedim arkadaşlar. Ve J option pane nokta OK cancel option OK cancel option dedim arkadaşlar. Bu adam buraya veriyi arkadaşlar girmediği zaman bu işlemi gerçekleştireceğim. Adam herhangi bir veri girdi mi girmedi mi diye sorgulatıyorum şu an. Adam veriyi girdiği zaman da ne yapacağım arkadaşlar? Girmeyi veri işlemini arkadaşlar gidip text dosyaya ne yapacağım? Yazdıracağım. Bu kadar basit. Diyeceğim ki arkadaşlar if eğer confirm değeri gönderilen bir integer değeri var arkadaşlar. J option pane nokta OK options arkadaşlar. Confirm eşit eşit J option pane nokta OK option ise yani integer değer sıfırsa git bu arkadaşın ID değerini işte öğrenci ne diyeyim artık title değerini falan hepsini ne yap? Getir. Bu kadar basit arkadaşlar. ID değerini, diğer değerleri hepsini buradan getir diyeceğim arkadaşlar. Öncelikle integer ID diye bir değer var arkadaşlar. To do ID. Bu ID değeri benim normalde şuradan bir kayıt sayısı vardı ya arkadaşlar hatırlarsanız bir kayıt sayısı getir demiştim. Neredeydi? Liste miydi? Liste evet. Get record count demiştim hatırlarsanız arkadaşlar. Bu arkadaşa bu bir integer değer. Bunu bir arttırırsam zaten bana her zaman bir kayıt benzersiz bir ID değeri verir arkadaşlar. Bu veriyi bir arttırırsam bana her zaman benzersiz bir kayıt ID'si verir arkadaşlar. Identity değeri verir. Ya yani bu değeri alıp bir arttırmam yeterli benim için arkadaşlar.
Yani dosyada var olan kaydın en sonunu bulup bir ilave ederek Mesela işlemle devam ediyor. diyelim ki dosyada hiç kayıt yok Serdar Bey. Kayıt Birinci olmadığı kayıt için olarak. Evet. sıfır, sıfır kayıt. Bir kayıt eklediğimde otomatik olarak indeksine gidecek şey, ID değerini ne yapacak? Bir verecek. Evet. Dosyada iki kayıt var. Üçü verecek. Gidecek arkadaş bir sonraki satırda yazdıracağı Sıfır kaydın bir iki. ID'sini otomatik olarak 3 verecek. Evet. Yani bu şekilde ne yapıyorum ben kafadan da olsa hani MySQL veya SQL bana şey verecek ya orada identity değerini 1-1 verip işte 1 arttırma ve başlangıç değerini 1 şeklinde standart bir değer verecek. Ben programlamada bir daha ID ile uğraşmayacağım ama burada öyle bir imkan olmadığı için ben kendi identity değerimi yani primary key kavramımı kendim böyle zorlayarak oluşturuyorum. Primary key'imi kendim unique değerimi kendim böyle biraz zorlayarak oluşturmaya çalışıyorum. Bu kadar şey basit. Devam ediyorum. Bu arkadaşı verdim. Şimdi bana bir de title gerekiyor. String. Title değeri ne olacak arkadaş? Bu title değeri de benim title nokta göndermiş olduğum bir title vardı ya. Onun içerisindeki arkadaş get text kavramıyla ben ne yapacağım arkadaş? Buradaki title'ı getireceğim. Burada title oluşturmuş muydum bu arada ben? Ha, iki tane şey oldu. İki tane title değeri oldu. Buranın ismini ne vereyim? To-do ID, to-do title diyeyim arkadaşlar buraya bari. Data ID, pardon, data ID, data title olsun. Biraz daha mantıklı olur arkadaşlar. Tamam. İki title birbirine karıştığı için. Burada adam ne girdiyse, ha ne yazdıysa arkadaşlar getirdim oradaki teksti oluşturacağım data yapısını arkadaşlar eklemiş oldum. Zaten şeyi biliyorum arkadaş ben. Şey kısmında false vereceğim. Is completed'ı da. Şu an iki değerim var. Is completed'ı da false vereceğim. Artık şey yapabilirim. Satırı yazdırabilirim. Artık satırı ne yapabilirim arkadaşlar? Yazdırabilirim. Hemen yapacağım işlem ne arkadaşlar? Hızlı bir şekilde file'ı getirmek. File eşittir new file türünde. Neydi benim arkadaşlar? Lib'in içerisindeki to-do nokta txt. Aslında bunu ne yapmamız gerekiyor? Profesyonel çalışmalarda bin yapmamız gerekiyor. Bundan tekrar bahsetmiş olayım arkadaşlar. Ne yapacağım arkadaşlar? Benim bu veriyi okumam gerekiyor. Okuduktan sonra da en son satırı, bak mesela şöyle bir şey düşünün. Burada 3 tane satır var aga. 4 satır var. Ben buraya direkt Buffered Writer dediğimde bu 4 satırı siler. Benim verdiğim satırı ne yapar? Ekler. Temizliyoruz. Benim öncesinde ne yapmam gerekiyor? Bu 4 tane satırı hafızaya alıp yazdıracağım zaman 4 satıra artı bir de benim satırımı verip öyle writer'ı çalıştırmam gerekiyor. Mantığı anladınız mı? Tekste direkt siz writer derseniz tekstin içini boşaltır ondan sonra yazar arkadaşlar. En son kaldığı yerden yazmaz. Tekstin içerisinde 5 satır var diyelim. O kadar akıllı değil. 6. satıra gelim yazayım olayı yok. Ne yapmamız gerekiyor? Önce txt dosyasının içerisindeki metni bir kere kaydedeceğiz arkadaşlar. Bir yerde tutacağız. Ondan sonra da bizim son satırı da bunu ekleyip hepsini birden writer yapmamız gerekiyor. O yüzden öncelikle ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Reader işlemini çalıştırmamız gerekiyor. Reader. Hocam, o zaman burada iki tane veriyi aynı yerde depolayıp birbirinin içine geçiştirmek gibi bir şey mi oluyor? Hayır. Bu bir veri tabanı. Tunç Bey. Tamam, veri tabanı bir yanda text, bir yanda da
nasıl yazılması gerektiği ile ilgili tekste Aynen. bir yerde yani işte iç içe geçmiş yani bir şekilde onun içine oturmuş oluyor. Mantık ne biliyor musun abi? Şöyle bir şey. Text dosyam var. Text dosyamı benim okumak için Buffered Reader, yazmak için Buffered Writer diye iki tane kütüphane verisi, iki tane metot çalıştırmam gerekiyor diye. İki nesne çalıştırmam gerekiyor. Buffered Reader okuyor, bir sıkıntı yok. Ama Buffered Writer yazarken temizliyor dosyayı, sonra yazıyor. Dosya temizlendiği için içerisinde daha önceden veri varsa onu siliyor. Benim bunu yazmadan önce içerisindeki veriyi bir Garantiye almam lazım. storage etmem gerekiyor. Garanti almanız gerekiyor. Evet, süper. İçindeki veriyi bir temp'e alıp, temp diyelim buna. Temp'e alıp Template. Tamam. ondan sonra da yeni kaydı bu temp'e eklediğimde arkadaşlar ondan sonra writer'ı çalıştırıyorum. Direkt Tamam. writer'ı çalıştırırsam 5 tane maazallah 1500 tane kayıt var, hepsi gider. Vallahi Ne yapmam yandı güzelim gerekiyor? keten abi. Ne yapmam gerekiyor? Önce temp'i bir kere çalıştırmam gerekiyor. Biz temp olayını birçok yerde çalıştırdık arkadaşlar. Özellikle listeleme aktivitesinde çalıştırdık. Aynısını alacağım, kullanacağım zaten. Şu veriyi Hocam, aynı. Aynı efendim. pardon, aklınıza sığınarak söylüyorum. Dosyanın adını rename edip backup yapıp yeni bir dosya açıp git backup'tan bütün kayıtları oku buraya getir yaz. En sonunda da benim ilave ettiğimi yaz. İşte benim ilave ettiğimi yaz dediğiniz anda tekrar bir öncekisiyle. Anladım. Peki burada memori sorunu falan yok değil mi? Dosyanın Hayır büyüklüğüne canım, göre hayır değişiyor hayır. tabii. Yani Hayır. zaten Yani veri tabanı, bizim veri tabanı kullanmamızın geyiği olacak. Adam 1 milyar tane kayıt. Siz text dosyayı anlattığınız için, bin dosyayı anlattığınız için böyle yani. Yoksa veri tabanında buna gerek kalmayacak Veri sizin. tabanında bu kulağı böyle tutmaya gerek yok. Tabii. Yani veri tabanının avantajı var. Yani Tabii. bir kere zaten 1 milyar tane kayıt olsa veri okuma İndeksleri hızı falan çok yüksek kendisi olduğu veriyor için, zaten. veri okuma hızı çok hızlı olduğu için hiçbir sorun yaşamaz. Tabii. Ama burada 1 milyar tane kayıt olduğunu düşünün arkadaşlar. Oradaki dosyayı açması bir dert. Açtıktan sonra okuması bir dert. Nasıl bir dert? Okuduktan sonra kaydetmesi bir dert. Tabii. Yani mantıklı bir davranış değil zaten bunu. O Tabii. yüzden zaten dedim ya, başlar başlamaz dedim, Excel yerine bizim veri tabanı kullanmamızın geyiği bu. Tamam, Excel 300 kayıt, 500 kayıt, 1000 kayıt, 1500 kayıt. Ya arkadaş 10.000 kayıta kadar tamam, sıkıntı yok. Açma kapatma biraz sıkıntı olur ama abi sen burada 1 milyar tane datadan bahsediyorsun ya. 1 milyar tane veriden bahsediyorsun. 1 milyar tane veriden bahsettiğin anda otomatik olarak ne yapman gerekiyor? Açması, kapaması hızlı, çok böyle rahat bir şekilde bir veri tabanı kullanman gerekiyor. Ya paraya kıyıp Hocam. MS SQL alacaksın ya ücretsiz MySQL kullanacaksın. Efendim. Hocam bu veriyi store ettiğimiz, güvenceye aldığımız yer şu anda üstü taralı alan mı? Şu mu? Ha. Şu okuma. Tamam. Bu okuma. O Şu an okuma okuyacağım veriyi bunu. Şu an şu iki tamam. satırı alacağım. Hatta şu grubun hepsini alacağım, şunu sileceğim. Bir saniye. Tamam. Yani bunu tekrar okuma aktivitesi gerçekleştiriyorum ya. O yüzden tutup da tekrar hepsini tekrar tekrar yazmayayım diyorum. Tamam. Tekrar okuma aktivitesini önce hani şey yapıyoruz ya, store ediyoruz ya, hafızaya alıyoruz ya. Aynen. Orası neresi? Göstereceğim şimdi. Faili Ha. aldım. Faili okudum. Şu arkadaşlardan kurtuldum. Şurası abi. Şu Ha, tamam. önümü de sileceğim. Şurayla işim yok. Buraları table için kullanacağım. Table'la işim yok şu an. Benim şu an derdim veriyi yazmak arkadaşlar. Burada hemen ne yapıyorum? Eski içerik ya da temp diyorum arkadaşlar. Mesela ben buna genelde temp kavramını, Evet. temp daha böyle tatlı bir kavram. String temp eşittir boş. Şu an hiçbir text yok burada. Ne yapıyorum aga ben? Temp'ime veri ekleyeceğim. Diyorum ki buradaki lie verisini temp'ime ekle. Daha önce böyle bir şey yapmıştık hatırlarsanız. Temp artı eşittir demiştik. Buradaki line artı
bir alt satıra geçme komutumuz vardı arkadaşlar. System.lineSeparator olayını gerçekleştir diyorum. Şu an temp'i aldım. Garantiye alma işlemini şu an gerçekleştirdim Tunç Bey. Tamam hocam. Garantiye aldım. Artık ne yapacağım? Buffered yapabilirim artık. Buffered writer yapabilirim artık. Hemen evet. Diyorum ki Buffered writer düğünden Buffered writer türünden B V eşittir new buffered writer ne yapacak arkadaşlar bu? New file writer oluşturacak arkadaşlar bir tane. Bu da benden bir file isteyecek. Şu arkadaşı açtım. Şimdi yazıyorum. Önce ne yazacağım arkadaş? Önce temp'i yazdıracağım. Hatırlarsanız böyle bir şey vardı. bw.write temp. Temp'imi yazdırdım. Temp'i yazdırdıktan sonra ne yapacağım? Bu defa yeni kaydımı gerçekleştireceğim. Temp yazıldı. Yeni kaydımı gerçekleştiriyorum. Yeni kaydımı nasıl gerçekleştireceğim? bw.write diyeceğim. Bunu dedikten sonra 3 tane kayıt gireceğim arkadaşlar ben buraya. Bu kayıtlardan bir tanesi to do oluşturmuştum ya şurada arkadaşlar. Pardon data. To do dedim ya. Data nokta benim data ID arkadaşlar. Data nokta hatta aynen. direkt bunu ekleyeyim mi diye düşünmeye başladım şimdi. Hemen buradan hiç şeyi oluşturmama da gerek yok. Data ID'yi, data title'ı ve şeyi eklersem yeterli benim için. Hiç uğraşmama gerek yok valla. Data ID, virgül, data title, virgül, false. Bu şekilde write işlemini gerçekleştireceğim. Bana kızdı. Şöyle araya virgülü ben arkadaş ya çok komik bir şey yaptım ya inanılmaz. Tabii virgülleri ilave etmemiz lazım. Database'e göre yaptık biz. Yani normal string göndermem gerekiyor ya. Ben direkt virgülü koydum gönderdim. Hocam peki temp'te yapmamız gerekiyor mu? Yok temp'te hiçbir şey yapmamız. String zaten temp. Ha tamam doğru. Aynı temp yapıyı aldık kullandık. Aynı direkt yapıyı. Aynısını aldım kullandım. Buraya da evet. Sadece bu veriyi ekledim. Buraya da sadece bu veriyi ekledim. Bunu da ne yaptım? Açmışken kapatayım dedim. Başka açtığım bir şey var. Bir de BR'yi açmıştım arkadaşlar. Bu işlemi bu şekilde dedim ki eğer bu adam bir şey girmişse yap, girmemişse adamı tekrar bizim şeye geri gönderelim. Ede geri gönderelim arkadaşlar. En sonunda adamı start'a geri gönderelim arkadaşlar. Bir bakalım. Çalıştırdım.
Listele dedim. İki kaydı getirdi, listeledi. Ekle dedim. Buraya ben değer vermemiş miyim ya? Bir saniye arkadaşlar. Şuraya değer vermemişim arkadaşlar. Genişliği sıfır vermişim. Bir daha şey yapayım, kontrol C. Pardon. İki diyorum. Title. Ne demiştim? Domates, elma, armut diyelim. Bir dedim. Domates, elma ve armut. Böyle kendi kafamdan bir tane veri tabanı oluşturdum işte. Sistem nasıl? Domates, elma, armut isminde 3 tane veri var. Buraya kadar bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Kadar yok. Süper. Data'yı kullanmama gerek kalmadı. Hiç uğraşmayayım dedim ben de. Scrollbar'ı kullanmadım mı? Ha, scrollbar'ı kullanmadım. Scroll pane'i kullandım. Scrollbar'ı kendisi oluşturmuş. Mesajla ilgili bölümüm yok arkadaşlar. Scrollbar dediğimiz listeleme esnasında ekrana sığmadığındaki scroll bar mı devreye girecek? Öyle bir şey Scroll mi? pane girecek. Scroll. Kayan bir Evet, ortam. evet. Şuradaki table'ım buradaki metnin içerisinde olacak, oluyor ya. Evet. Bak, şu arkadaş üzerinde herhangi bir değer varsa otomatik olarak kaydırma çubuğu Dışarıda. devreye çıkacak. Anladım. Çünkü çok fazla kayıt olabilir. Hani basit de olsa bir tane şey yapmış oluyoruz arkadaşlar burada. Keyifli bir metot oluşturmuş oluyoruz. Yani şeyi kullanabilirdik burada. Getter'lar, setter'lar kullanabilirdik. Çok gerek kalmadı. O yüzden kullanmadım arkadaşlar. Gerek olsaydı gene getter'lar, setter'ları aktif bir şekilde kullanacaktım. Title'ını, ID'sini ve is completed'ini to-do nesnesine göre verip ondan sonra onu geri çekme aktivitesini o şekilde gerçekleştirecektim. Gerek de kalmayınca çok önemli değil dedim. Buraya kadar bir sıkıntı yoksa silmeyi de gerçekleştirip dersi bitirelim arkadaşlar. Silmeyi Tamam. gerçekleştirip dersi bitirelim. Remove işlemini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. En son neyimiz vardı? Delete'imiz vardı. Şimdi delete'i gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi delete de benden silinecek başlığı isteyecek arkadaşlar. Ben de gideceğim arkadaşlar. Bu başlığı getireceğim. Ondan sonra okutacağım. Bu başlığı verinin içerisinde sorgulatacağım arkadaşlar. Eğer bu başlık verinin içerisinde sorgulanmışsa yazarken, okuduktan sonra yazarken o başlıksız bir şekilde yazdıracağım arkadaşlar. Bir dakika. Böyle bir kayıt varsa şöyle bir şey. Gene Elma. Ya keşke ver diye bir komut olsaydı işimiz bitseydi. Ver title eşittir elma deseydi veya ver ID eşittir 2 deseydi. Yani keşke öyle bir şey olsaydı. Ama öyle bir şey yok. Ne yapacağız? Mecburen. Düşmek Mecburen gene bir diyeceğiz ki arkadaş git kayıtları bak. Tempe bak. Tempe Git koy. bütün veriyi oku önce. Listeyi bütün listeyi oku. Listedeki alanlara bak. Alanların içerisinde eğer elma varsa Atla mı onu diyeceğiz? bu alan hariç olan şey veriyi Bunları yaz. tempe alıp bunu yazdıracağız tekrar. Abi yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Bizim Doğru. keşke Doğru. ver diye bir komut Doğru. olsaydı. Doğru. Ver diye bir komut olsaydı ver. İşte ne diyeyim artık? Title eşittir elma.
deseydi işte delete from ne diyeyim artık to do where id eşittir 2 Evet. deyip bitirseydim keşke. Ama öyle bir şey Yok. yok. Ne yapacak? Aratacak. Elmayı aratacak. Elma kaydını bulunca o kaydın olmadığı, elma kaydının olmadığı kayıtları şeye atacak arkadaşlar. Tempe atacak. Ondan sonra ne yapacak? Bize o tempi tekrar buffer'a yazdıracak arkadaşlar. Tampona yazdıracak. Tamam mı? Sistem bu. Hadi bakalım. Yani zor bir olay ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sintaks hocam, sintaks sıkıntı. Silinecek başlık. Ya da silinecek bilgi. Yine Fark etmiyor. J-Option Pane'le alacağız değil mi? J-Option pane'le bu silinecek veriyi aldım. Sonra dedim ki arkadaş bana ne yapacak? Bu veriyi getirecek. Bu veri benim için önemli. Title verisi arkadaşlar. Bu title'ı ben ne yapacağım? Sildireceğim. Diyeceğim ki arkadaş bu title verisini git buffer'da okut. Yani şuradaki veriyi ben siliyorum arkadaşlar. Burayla şu an işim yok. Title'ı aldım. Bu title'ı okutacağım arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde reader kısmını böyle hemen alıyorum. Bunu buradan da bu şekilde de alabilirim. Yani bu verinin aynısını alabilirim. İşte bunu okut. Ona göre de işte ne diyeyim artık bu veriyi sil de diyebilirim ama biraz bunu da farklı yapalım diye böyle bir olaya girdim arkadaşlar. Aldım şöyle tempi. Şu veriyi şöyle aldım arkadaşlar. Hatta yazarken de şurayı alayım. Aynen bu grubu aldım arkadaşlar. Bu grup benim işimi kolaylaştırıyor çünkü. Yazdırma işlemi yok burada. Tempi geri yazdıracak. Değil mi? Tempi geri yazdıracak ama burada bir şey yapacağım arkadaşlar. Burada bir If gibi bir şey mi yapayım? aksiyon yapacağım. If kullanacağım. Burada mecburen ne yapacağım arkadaşlar? Ben aksiyon kullanacağım arkadaşlar. Tempi boş geçirdim. Tempe dedim ki hacı önce bir diziye bak. Yani buradaki hatta ismini de şey diyeyim. Dizi diyeyim mesela. Madem öyle oldu. Hadi yapalım. Object dizi eşittir. Bizim line'ı al. Line'ımız yukarıdaydı hatırlarsanız. Bunu split yap. Neyle yap? Virgülle yap. Virgülle Virgül ayır. Bu arkadaşı bana line'ı split yap. Ne diyor bu? Line değerimi vermedim ben. Line değerimi verdim. Şaka gibi ya. Tek parantez, çift parantezi bile birbirine şey yaptı. Evet. Dedim ki arkadaş bu veriyi tek tek şey yap. Bizim normal isimden getir. Sonra işte ne diyeyim artık dizinin bu değerine bak. Bunu dönüştür. Dönüştürdükten sonra da bak arkadaş bu benim verim bunun içerisinde mi değil mi? Ona bak, ona göre de işlem gerçekleştir. Aldım bu veriyi arkadaşlar. Bu veriyi aldım. Dedim ki arkadaş bu işlemi gerçekleştir. Hatta string buna da diyeyim ki arkadaşlar data. String data eşittir. Buradaki dizinin ilk satırını al.
Dizinin birinci kaydını al. Bunu toString'e dönüştür. Bu bir indeks ya arkadaşlar. Dizinin ilk indeksinde ne var arkadaşlar? Bakın. Şöyle bir dizi olduğunu düşünün. Bir elma false. Değil mi? Arkadaşlar sıfırıncı indekste IT var. Birinci indekste ne var? Elma var. Demek ki title'a bakacak. Bu title'a bakacak arkadaşlar. Bu title'la bizim göndermiş olduğumuz title birbirine eşitse, ben özellikle data dedim arkadaşlar buraya. Bu arkadaşlar birbirine eşit değilse temp'e ekle. Ama eşitse ekleme diyeceğim. Eşit değilse ekle diyeceğim. Sistemi anladınız mı arkadaşlar? Her satırın içerisindeki title kısmını, yani virgülden sonra, birinci virgülden sonraki kısımla benim gönderdiğim kısmı karşılaştır. Karşılaştırdıktan sonra de ki if şartı gerçekleştirirse bu arkadaşı ekle. Condition gerçekleşirse ekle. Condition'ımız ne arkadaşlar? Benim buradaki title değerim, göndermiş olduğum title değeri nokta equals dizideki data değeri arkadaşlar. Bu dataya eşit değilse kaydı çokla. Bu dataya eşit değilse kaydı çokla. Bu dataya eşit değilse kaydı çokla. Eğer bu dataya eşitse buraya uyarı bile verdirebilirsiniz. Kayıt silindi diye bir şey de yapabilirsiniz. Şuraya bir tane sayaç eklersiniz. Bakın buraya bir sayaç eklersiniz arkadaşlar. Bu buna eşitse sayacı bir şey yaparsınız. Sayacı bir arttırırsınız. Eğer sayaç buysa kayıt silindi diye bir uyarı da verdirebilirsiniz. Ben şu an direkt hızlı bir şekilde yaptırıyorum arkadaşlar. Buradaki datayla buradaki title'ı karşılaştırıyor. Ve bu ikisi birbirine eşit değilse temp'e satırları tek tek ekliyor arkadaşlar. 50 tane satır varsa 50 satırı böyle ekliyor. Ve ekledikten sonra da işlem bitiyor arkadaşlar. Kayıt silindi olayını gerçekleştirip bizim buradaki temp'i arkadaşlar ne yapıyor? Temp'i atıyor arkadaşlar dosyaya. Dosyanın son halini bu şekilde düzenliyor arkadaşlar. Ondan sonra da bu işlemi de gerçekleştirdikten sonra arkadaşı da tekrar start'a gönderirsek yeme de yanında yatılır. Ya dediğim gibi keşke bir TSQL komutu kullanabileceğim bir ortam olsaydı burada. Ama öyle bir ortam yok. Ben kendi TSQL komutlarımı kendim oluşturuyorum. Biraz zorlayarak oluyor. Burayla ilgili de bir sıkıntım kalmadı. Hadi bakalım bir çalıştıralım arkadaşlar. Hep çalıştıracağım tabii. Bakın arkadaşlar, listeledim. 3 kayıt var. Okey dedim. Sil dedim. Armut'u sil dedim. Listeledim. 2 kayıt kaldı. 3 dedim. Elmayı sil dedim arkadaşlar. Listeledim. Tek kayıt kaldı, domates kaldı. Bırakın domates de kalsın. 0 dedim. Evet çık dedim. Uygulama bu kadar arkadaşlar. Burada kullanmamız gereken dosya aslında neydi? Bin dosyasıydı ama değil biz mi? İçeriği görelim diye. Arkadaşlar biz bu içeriği görmek için mecburen ne yaptık? TX'de yaptık. Aslında bini kullanırsak alın size veri tabanlı bir tane